Bayan Golek, Endonezya'nın kukla tiyatrosudur. Ve halkın bir araya geldiği büyük buluşmalardan önce düzenlenir. Genellikle gün batımından günün ağardığı saatlere kadar devam eder. UC Santa Cruz'da tiyatro profesörü olan Katy Foley, aynı zamanda Amerikalı bir dalang yani kukla ustasıdır. Dalang, kukla ustası ve grubun lideridir. Kukla tiyatrosunda bulabileceğiniz karakterler rafine, yarı rafine, güçlü ve gulyabaniler olarak sınıflandırılabilir. Bu bizim yani insanların da sahip olabileceği bir ölçek gibidir. Vücudumuzda bu güçlerin hepsini taşıyoruz. Ya kafamızı ya da kötü güçleri temsil eden aşağıdaki kısımları kullanarak hareket ederiz öyle değil mi? Yüzleri beyaza boyalı ve bakışları da aşağı dönük olanlar rafine karakterlerdir. Örneğin bu, Arjuna. Karides kuyruğuna benzeyen bir başlığı var. Bu karakterlerden her birinin nasıl hareket ettiğini bilmelisiniz. Arjuna yavaş hareket eder. Trek trek darara trek trek darara trek trek dara Bu karakterler ise biraz daha hızlıdır. Tek 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 konuşmaları da şu şekildedir. Lütfen naçizane selamımı kabul edin. Ve genellikle düşünmeden hareket ederler. Bu karakter kukla tiyatrosunda ergenlikle özdeşleştirilmiştir. Sıradaki karakter Gaga ya da güçlü. Orta yaşlara gelmişseniz, çocuklarınız varsa, bir müzede ya da başka bir işte çalışıyorsanız, işte o zaman bu karakterle örtüşen yanlarınız var demektir. Du ting bong, du ting bong, du ting bong, du ting bong, barap ta, barap, -pa, barap -ta. Lütfen naçizane selamımı kabul edin. Bu karakterler Kalın sesleri ve büyük adımlarıyla bizi etkilemeye çalışırlar. Aynı zamanda çok fazla iş yaparlar ama arada sırada da yaptıkları işi batırırlar. Son karakter ise ölüme yaklaştığımız andaki yüzümüzü temsil eder. Bir yandan da bağırarak ve sonradan unutmak isteyeceğimiz çılgınca şeyler yaparak sorun çıkaran tarafımızı yansıtır. Bunlar da şu şekilde hareket ederler. Ba pa 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 ba, 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 ba. Ba-pa-pa, ba-ba, ba-ra-ta, ba para ba-para-pa-para-ta. <laughs> Şimdi ormandaki krallığa gitmek istiyorum. Orada Sinta adında çok güzel bir kadın olduğunu duydum. O kadın benim olmalı. Evet, bunlar gerçekten de sorun yaratan ve duygusal olarak kontrolsüzce hareket eden karakterlerdir. Bu özel karakterin adı Semar. Kendisi bir tanrı palyaço. Evrenin neden bu kadar garip olduğunu merak ediyorsanız, ilk müdürün bir palyaço olduğunu hatırlamalısınız. Büyük dağlardan birini yutmaya çalışırken bu büyük göbeğe sahip olmuş. Başının üzerindeki bu parçanın da evrenin ekseni olduğu iddia edilir. Siyah gövdesi geceyi, beyaz yüzü de gündüzü temsil eder. Yarı erkek yarı kadındır. Bu karakter dünyaya iyi güçlere yardım etmesi için gönderilmiştir ve küçük insanların sesi olmuştur. Bunun içinde performanslar sırasında Dalang bu kuklayı kaldırır ve sanki köyden geliyormuş gibi konuşturur. Yani mesela şu şekilde. Amanın bu nasıl bir. çenem düştü birden. Ben asıl başka bir şey diyecektim. <laughs> Aslında benim sadece bir palyaç olduğumu söyleyecektim. Fakat her ne kadar hiç kimse olmasam ve bir şey bilmesem de biz küçük insanların da burada bir beyni var hatırlatırım. Bu gördüğünüz Astrajinga'nın belki de bu kültürün en popüler karakteri olduğunu söyleyebilirim. Ne dersiniz? Burada neler oluyor? Biri bana anlatabilir mi? Evet, evet, şimdi anladım. Anladım. Şimdi anladım. Evet. Bayang performansının sonunda çiçek koparıldı ve koku yayıldı dersiniz. Bu değiş, tohumun benden size, yani izleyiciye geçtiği ve toplum içinde kök salıp büyüyeceği anlamına gelir.